Baba olmayı bu zamana kadar tercih etmemenin sebebi baba... %100 soruna cevap vereyim. %100 bu. Beni öyle bir travmadan şu an yakaladın ki görülme isteği, sahneye çıkma isteği, kendini ortaya koyma isteği benim gibi ya da benim gibi işte o göz önünde ya da sanatçılar gibi insanların hepsinin altında böyle bir hikaye vardır. Kelimeler hem olsa kendi başına sürerdi. Sen ilk başta kendine bak. Dediğim zamanlarım da oldu senin için. Tabii ki. Anlıyorum. Şimdi böyle düşünenler de olacaktır. Her cinsellikte sen o insanın travma yükünü alırsın. Bilgisayarımıza USB var ya, USB. Aha. Bunu koyduğumuz zaman, bilgisayara bunu bağladığımız zaman onun içinde eğer bir virüs varsa bilgisayara da girer. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de devam ediyor. Çok özel bir arkadaşım, dostum, aynı zamanda sizin de çok sevdiğiniz, çok kıymetli bir ilişki koçu ve yazar stüdyomuzda konuğumuz olacak. Şimdi ilişki koçu, yazar dediğim zaman 15 senedir bu işlerle haşır neşir, son 5 senedir hayatımızın ta göbeğinde dersem 3 aşağı 5 yukarı kim olduğunu anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Ömrünü bu yola adadı. Kadın erkek ilişkileri üzerine aydınlatıcı olmaya çalıştı. Sevgili Adil Yıldırım'dan bahsediyorum. Erkekler ne ister? Kadınlar ne söyler? Kadın erkek ilişkileri, tavsiyeler, ilişkide gizem olmalı mı, olmamalı mı? O kadar çok başlık var ki. Ama her şeyin öncesinde Adil Yıldırım neden bu yola girdi? Ne oldu da hayatını kadın erkek ilişkilerine adadı? İşte bu soruları soracağız. Hayat hikayesi üzerinden bakalım nasıl bir yolculuğa çıkacağız Adil Yıldırım'la. Buyursunlar. Adil Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk. Yok nasıl abi. Keyifler? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim davetin için. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Programa çok özenmişsin. Şapka değişmiş. Normalde şey kasketle bekliyorum seni. Hasır şapkamla gelmek istedim. Adil Yıldırım'ın şık hali diyelim burada. Pekala. Şimdi haber bahane 3 yaşında. Hayat hikayelerinden hareketle biyografi odaklı bir teması var. Evet. Hayatını çok anlatmazsın bilirim. Evet. Hep ilişkiler üzerine konuşursun. Evet. Tamam, tabii ki ilişkileri konuşacağız. Seni bulmuşken tabii ki bu konularla alakalı da başlıklar açmak istiyorum ama hani ne oldu da bu yola girdin? Bir hayat hikayeni çok merak ediyorum ben. Bakalım serüven bizi nereye götürecek? Nerelisin Adil? Doğma büyüme İstanbul. Kökler? İstanbul'a İstanbulluyum deyince şu soruluyor değil mi? Aslen nerelisin? Ha, şimdi bana kökler, hep bunu sorarlar evet. Aslen nerelisin? Babam Sakarya doğumlu benim. Tamam. Aslen ailesi göçmen, Arnavut. Annem Balıkesirli, aslen ailesi Türkmen, Yörük. Hmm. Dolayısıyla Türk ve Arnavut kanı taşıyorum diyebilirim. Cimrilik var mı? Hiç yok. Vallahi. Hiç yok. Niye böyle bir kötü tecrüben var mı? Hiç yok. Hiç yok. Pekala. Hiçbirisinden bugüne kadar cimrisin diye bir şey duymadım. Bir peki. De oğlak olduğum için ayrıca acaba cimri misin diyorlar. Bir de oğlakların kötü bir ünü var. Yo, oğlak, elim, elim çıktı ya. Alakası yok yani. Kim neye denk gelmiş bilmiyorum. Vallahi herkesin işte bir tecrübesi oluyor. Bir tecrübesi şey, oluyor. Ondan da genelleme yapıyor insan. Tabii. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. İki kardeş. Sen büyük küçük? Ben büyüğüm abiyim. Büyük abisin. Peki anne baba ilişkileri falan nasıldı? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Şöyle söyleyeyim. Son derece disiplinli bir aile. Ataerkil bir aile. Amcalar var. Baba var. Sert bir baba. Ne iş yapıyordu? Babam ticaretle uğraşırdı benim. Rahmetli oldu 2 sene önce. Öyle mi? Tam olarak bu tarihlere yakın kaybettiğim 2 sene oldu. Şöyle söyleyeyim ki şöyle bir aile. Disiplinle büyüdük. Başarılı olma odağıyla büyüdük yani. Baba tarafından özellikle. Kontrol babada. Ve diyelim ki çocuksun, haylazlık yapıyorsun böyle, evde yaramazlık yapıyorsun. Bir göz göze geldiğimizde mesela ben susardım. Ha, gözleriyle mıhlıyordu tabii, yani. Tabii tabii. Bir şey söylemesine gerek kalmazdı yani. Şöyle baktığı zaman sen susuyorsun. Böyle bir ortam. Bir şey, asker disiplini gibi bir şey var. Alman disiplini gibi. Bugün bana en çok şunu soruyorlar. Nasıl bu kadar kitap yazıyorsun? Nasıl bu kadar disiplinli çalışıyorsun? Bu çocuklukla ilgili. Bize o aileden verildi yani o şey, çalışma azmi falan. Biraz ben onun ailenin çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çalışma azmi mi yoksa eğer ki çocuklukla ilişkilendireceksek bir şeyleri ki ben de katılıyorum. Yani 10 yaşına kadar pek çok şeyin tohumu ekiliyor, kodlamalar yapılıyor diye düşünürüm. Çocukken çok konuşamadığın, kendini ifade edemediğin, kısıtlı, sınırlı şartlar altında yaşamını veren insanlar bir noktadan sonra konuşamadığı, söyleyemediği ne varsa döküyor. Döküyor. Bundan evet. Da kaynaklanıyor olabilir mi? %100
Çünkü yazmak öyle bir şey. Sahne öyle bir şey. Konuşuruz bunları. Kendimi ifade ettiğim videolar öyle bir şey. Kendini ifade etmek zorundasın. Ve bunları ifade edecek kanallar bulduğum için de şanslıyım açıkçası. Peki sevgisini gösteren bir adam mıydı baba? Yok. Yok. Vallahi. Hayır. Hiç öyle babana sarıldığın, öptüğün... Tabii ki canım, o kadar hani dramatik hale getirmeyelim yani. Gayet sarıldığımız, sohbet ettiğimiz dönemler oldu. Özellikle benim babamla ilişkimde son 15 sene, o vefat etmeden önceki son 15 sene çok kritik benim için. Çünkü bütün ilişkiyi yeniden kurduğumuz ve yeniden birbirimizi tanıdığımız ve birlikte bir kabule geçtiğimiz, bir barışa geçtiğimiz bir dönem. Neyi kabul ettiniz, neye barıştınız? Şimdi mesela... Niye küstünüz ya da? Ben çok sağlıklı babamla ilişkiler kuramadığım için yurt dışına gitmiş biriyim yani. İtalya'da 10 sene yaşadım. İtalya'ya kaç yaşındaydı üniversiteyi gittiğinde? Bitirir bitirmez yurt dışına gitmemin sebebi çok sağlıklı bir ilişkim olmaması. Yani yurt dışına gitmen, İtalya'ya gidip orada 10 yıl vakit geçirmiş olman aslında babadan bir kaçış tabii mıydı? Tabii ki. Bu kendimi bunu analiz ettiğim zaman özellikle başka bir hayat aradım kendime. Başka bir çare, başka bir çözüm. Babadan uzak. Tabii ki. Çünkü çok sağlıklı veya çok sevgi dolu bir aile sistemi içinde büyüsem mesela bu yollara girmezdim yani. Türkiye'de hayatıma devam ederdim. Rahata alışmış olurdum. Aslında bana o kadar katkısı oldu ki hep yeni bir şeyler arayıp hep kendimi keşfetmemi sağladı adam. Peki yani. Gün sonuna geldiğin evet. Zaman şunu mu söylersin? Ya Gökay, yolun sonunda 2 sene önce kaybettiğim ve zayıf kalan, cılız kalan bir baba-oğul ilişkisi yadigar var avucumda. Ne onu yaşasaydım, ne kendimi geliştirip İtalya'ya gidip bugün bu kariyeri yapmış olaydım. Evet. Hani bunların hepsini elimin tersiyle itebilirdim de babamla güzel bir ilişkim olsaydı. Yok, şu anki hayatım hiçbir şey değişmem. Bana çok şey kattı. Babana rağmen. Babam bana çok şey kattı. Yani bunları anlamam geç oldu. Gençken işte 20'lerdeyken onu çok suçluyordum ama bana kattığı şeyleri buradan sayamam yani bitiremem. Mücadelecilik, kendi başına ayakta durmak zaten bana bunları öğretmeye çalışmış. Yani biz yokuz gibi yaşa derdi her zaman. Biz yokmuşuz gibi yaşa. Çünkü güveneceğin bir ailen olmadığını düşünerek yaşa, o zaman gerçekten güçlü bir adam olmuşsun. Son 15 senede bunun münazarasını mı yaptınız? Son 15 senede artık yumuşamıştı, artık daha rahat bir adamdı. Yani böyle o sertlik, o gençliğindeki o... Sert adam, insanların çekindiği adam değil de daha rahat ilişkiler kurabilen, daha rahat adapte olabilen. Şunu gözden kaçırmayalım Gökay. Göçmen ailelerde genelde böyle bir dram vardır. Balkanlardan Türkiye'ye göçmüş ailelerde. Çünkü burada bir hayatta kalma savaşı vermiş onun babası. Göçmen olan benim babamın babası, dedem yani. Ki dedemin ismini taşıyorum Adil. Öyle mi? Tabii tabii. Babasının ismini veriyor. Ve dedemin işte birkaç tane çocuğu var. Hiçbir şekilde erkek torunu olmuyor. Bir türlü erkek torunu olmuyor. Çok önemli bir şey onlar için erkek torun. Çünkü soyu devam ettirecek. Ben doğduğum zaman da hacca gidiyor. Niyet etmiş. Hacda da ölüyor. Geri dönemiyor. Orada ölüyor. Vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dolayısıyla ben de onun ismini taşıyorum. Yani Adil Yıldırım işte benim dedemin ismi. Burada bir aile hikayesi var. Şimdi babam da o disiplinle büyümüş. Çünkü dede bize anlatıldığı kadarıyla bayağı diktatör bir adam. Yani bayağı herkesin korktuğu, çekindiği, sert. Baba da ne gördüyse. Baba da ne gördüyse onu yapıyor. Şimdi özellikle bu hikayeyi paylaşıyorum. Çünkü birçok insan ailesiyle sınav verebiliyor olabilir. Ama baba da ne görüyorsa onu yapıyor. Anne de ne görüyorsa onu yapıyor. Rol modellerini takınıyorlar sana karşı. Biz de bunu yaşadık. Anne hayatta değil mi? Evet. Peki bu babayla olan ilişkin 10 yıl gitmen vesaire falan, anne burada kim buradaya gidiyor? Anneyle olan ilişkilerin evet. Ya da anneyle olan diyaloğun nasıl? Çok sağlıklı, çok güzel. Çok güzel yani o yönden bir sıkıntım yok. Ama babadan dolayı anadan da mahrum kaldı. %100 doğru bir tespit. %100 doğru bir tespit. Ama bu annemle ilişkimi de bozmadı. Yani ben her zaman o sağlıklı ilişkiyi devam ettirdim. Fakat işin ilginç tarafı... Kıtalar arası ama yani. Gidip geliyordum sık sık. Ama tabii ki 3 ayda 5 ayda bir. Çünkü İtalya uzak bir yer değil. Fakat babam vefat ettikten sonra aile içerisinde de bir Pandora'nın kutusu açıldı. Yani hepimiz birbirimizi yeniden keşfetmeye başladık. Çok ilginç. Yani biz birbirimize kimliklerimizi yeniden tanıtmaya, yeniden sağlıklı ilişkiler inşa etmeye başladık. Çünkü onun olmasıyla olmaması arasında 2 farklı sahne var. 2 farklı film var yani. Yeni bir hayata adapte oldu. Aradaki bariyer i̇şin sadece baba tarafı, mıymış? Bir tek bu mu çıktı ortaya? İşin ilginç tarafı babamın vefat ettiği gün benim 40 yaşıma girdiğim gün. Yani benim 40 yaşıma girdiğim gün öldü. Bu benim için de hayatta yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Çünkü böyle bir şey olamaz, denk gelemez yani. Diyor ki artık bambaşka bir hayata geçiyorsun. Aile sınavları. Senin doğum günün yani babanın da öldüğü gün. Evet.
aile sınavlarımın aslında önüme gelmesi, bir muhasebenin yapılması. Çünkü hepimizi karakter olarak çok etkileyen bir insandı. Peki babayla o hani son 15 sene ilişkilerimiz daha farklılaştı falan dedin ya. Evet, daha olumlu o Pandora'nın oldu. Kutusunun açıldığı, o oturup artık buna restleşmek mi denir, dertleşmek mi denir, kartlar açık oynamak mı denir, muhakeme yapmak mı denir, Z raporu mu dersin, ne dersin bilmiyorum. Gün sonu. İlk ne sordun, nasıl girdin cümleye ya da nasıl gerçekleşti, baban ne istedi, sen ne söyledin, o konuşma nasıl gerçekleşti? Şimdi bizim en önemli konuşmamız, bir tane konuşmamız var. Yaklaşık işte o ölmeden 3,5-4 sene önce kadar böyle akşam birlikte karşılıklı oturup iki erkek yemek yiyoruz yani. Ben çalışmalarımı yapıyorum, kitaplar yazıyorum. Şöyle bir şey söyledi. Yani seninle her zaman gurur duyduğumu bil. Ben şaşırmıştım mesela. Düşünmüyor muydun böyle? Yok, hiçbir zaman böyle bir şey söylemez. Mümkün değil. Yani sanki ona da bir akışta geldi gibi. Çünkü normalde söylemez. Yani güzel, olumlu bir şey duyman zordur. Genelde olumsuz da söylemez, eleştirmez yani. Genelde yorum yapmaz. Hep dışarıdan nötrdür. Biraz böyle duygularını belli etmemeye. Yok saymak aslında bu. Evet, evet. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Görülme isteği, sahneye çıkma isteği, kendini ortaya koyma isteği, içinde onaylanma, olan insanların beğenilme. Benim gibi ya da benim gibi işte göz önünde ya da sanatçılar gibi insanların hepsinin altında böyle bir hikaye vardır. Yani bizim belki de ortak paydamız budur. Çok acı. Yani tamam, az önce dedin ya, buradan bu kadar dram çıkmaz bilmem ne falan. Doğru, haklısın. İşte yok 3 yaşında bilmem ne oldu, onu oldu, bunu oldu, yok. Tacize uğradım, bilmem ne yaptım, dayak yedim, bu böyle bu tarz şeyler yok. Yok. Ama çok daha derin bir şey var. Yani kendi öz babası tarafından beğenilmediğini, sevilmediğini ya da takdir edilmediğini düşünen bir adam gün geliyor 40'lı yaşlarında bütün Türkiye tarafından tanınan, evet, sevilen. Hani babada bir eksiklik var ama. Evet. Hani bu bir tarafta şans, bir tarafta, evet, belki şanssızlık. Çok, çok samimi, acayip bir şey. Çok samimi şunu söyleyeyim. Samimi konuşuyoruz zaten de. Ben babama özellikle öldükten sonra da hep teşekkür ettim. Hep bağlantıma devam ettim. Yani ben enerjinin kaybolup giden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Enerjimi hep ona şu şekilde yolladım. Teşekkür ederim, beni bu hale getirdin. Bugün olduğum kişi sana borçluyum. Çok zor bir sınavdı. Bak, bunu kabul ediyorum. Çok zordu. Ailem için zordu. Herkes bunun zorluğunu yaşadı. Kendi paydasına düşeni herkes aldı. Ama beni de bugüne getirdi. Bu kadar fazla bir şeyler üretme isteğim, videolar, kitaplar, sahneler, ona borçluyum. Çünkü bana rahat bir hayat vermemiş olması, evet, büyük bir şanstı. Ben bugün buradan bakabiliyorum olaya. Peki, dürüst cevap istiyorum. Yani söylediğin her şeyin de çok samimi kalbini koyarak verdiğini biliyorum ama baba olmayı bu zamana kadar tercih etmemenin sebebi baba... %100. Soruna cevap vereyim. %100 bu. %100 bu. Yani altında bir travma var. Baba olarak aldığım... Baba eşittir sevimli bir şey değil. Evet. Zor bir şey. Zor baba. Zor bir şey. Baba figürü zor. Ben de öyle bir adam olurum kaygısı. Beni öyle bir travmadan şu an yakaladın ki hayatımda bir kitap gözyaşlarına boğulmama neden oldu. Hemen hemen her sayfada, o da Karamazov Kardeşler. Dostoyevski'nin. Baba, üç oğul ve babanın hikayesi. Yani baba-oğul ilişkisi kutsal kitaplarda bile özellikle altına basılarak anlatılan bir ilişki. Zor bir ilişki baba-oğul ilişkisi. Ve bu ilişkiyi çok sağlıklı kuramamış olmak bütün hayatımı etkiledi tabii ki. Ve çocuk da düşünmedim bu sebeple. Yani her zaman böyle bir bu konuda dikkatli olmaya çalıştım. Çünkü önüme gelen model zor bir model. Asla kötü bir insan değil. Çok temiz kalpli ama rahmetli Hulusi Kentmen vardı ya, büyük sanatçı. Şimdi filmlerde aklımıza gelen sert, sertlikle kendini gösteren sert. Wow, zor. Evet, hikaye bu. Peki sonradan öğrenilebilen bir şey, işte kendim tecrübe ederek kendi normlarımda, kendi şartlarımda, kendi kurallarımda, kendime göre bir baba da olabilirim düşünce yapısı tabii içerisine ki girmez tabii misin? Ki. Hayat tabii ilerleyen ki zamanlarda sana bu fobiyi yenmeyi... Artık buna bir fobi demiyorum. Çünkü gayet bunun üzerine gidiyorum. Profesyonel çalışmalarla gittim yıllarca ve 10 sene önceki olduğum noktada değilim. Hı-hı. Hiçbir şekilde. Çünkü her insanın travmaları vardır. Ben de bu gerçekle yüzleştim zaten. Her şey yüzleşmekle başlıyor. Ve bunu kendim çözemeyeceğimi bilerek çok ciddi isimlerle de çalıştım. Ve çok iyi bir noktadayım şu anda. Hı-hı. Ama bu hayatımda bir gerçeklikti.
Ve onun için çocuk konusundan da uzak durdum yani. Bu doğru bir tespit. Bundan sonrası yepyeni bir hayat bakalım. Kuramadığın bir cümlen var mı babanın? Hepsini kurdum. İyi veya kötü. İçimden geçen her şeyi söyledim yani. O da bana söyledi, ben de ona söyledim özellikle son dönemde ve çok iyi gitti. Yani benimle tamamen hesabını kapatmış olarak. Ben de onunla. İçimde kalan hiçbir cümle yok. Üzüldüğüm zamanlarda da söyledim. Her şeyi döktüm yani. O çok rahat uyumama sebep oluyor. İçimde hiçbir cümle yok. Peki anneyle olan diyaloğun sonrasında şimdi tabii ki babadan dolayı sekteye uğrayan ya da zayıf kalan bir anne-oğul ilişkisi de var. Onu doya doya tamamlayabilecek fırsatı yarattın mı kendine ve annene? Çok fazlasıyla ve gerçekten layıkıyla aynen öyle. Ve tabii ki daha da ilişkimizi yoğunlaştırdık. Hı-hı. Daha da böyle birbirimize sevgi gösterebiliyoruz. Dediğim gibi yeni bir sayfa açıldı. Şöyle söyleyeyim, ölüm çok acı bir şey. Çok ağır bir bizim için travma oldu. Ama ben özellikle kendi hesabımı kapatmış olduğum için babamla bir süre sonra kendime geldim. Çünkü içimde kalan bir şey yok. Annemle de şu an kurduğumuz ilişki herhalde hayatımdaki en iyi dönemdir yani. 40 erkek hakikaten erkek için önemli bir eşik mi? Çok. 40 30 çok için derler aslında bakacak olursa. Yok 40 olursa. Bence. 40 mı? 40 başka bir kapı. 40 kapısı var yani. 40 başka bir kapı. Çok başka. Neydin ne oldun? Mesela bir şey paylaşmak istiyorum Gökay. Şimdi çok arkadaşım, erkekler beni aradı tabii şimdi cenaze dönemi. Ve işte şimdi erkek oldum. Bak babası ölünce bir adam erkek olur gibi bir... Erkek, gerçekten öyle mi? Erkek dünyasında bir cümle var. Ben de onlara gülüp geçtim yani. Ben çünkü zaten hep yalnızdım. Onlar babasından destek görmüş adamlar. Babasının gerçekten hayatında, mücadelesinde destek görmüş insanlar. Ben de öyle bir şey yok. Hep kendi başına ayakta kaldın ve hep kendi mecburen, dünyanın erkeği sendin. Mecburen. Yani mecburen hani şey gibi bordo bereli gibi düşün yani. Doğaya bıraksan adam her türlü karnını doyuruyor. Öyle bir durum. Benim yaşam tarzım budur. Ben bu şekilde yetiştim. Başka bir baba modelinde rahat yetişebilirdim. Böyle bir adam olmazdım. Bugün bulunduğum noktayı, şahsiyetimi ona borçluyum. Onun sertliğine. Peki Adil büyüdü. Eğitim hayatı başladı. Tahsilin ne yönde ilerledi? Onlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Kamu yönetimi mezunuyum. Fransızca kamu yönetimi. Bu detay önemli çünkü bütün derslerimizi Fransızca gördük. Hı. Bir yurt dışı kafamda belirmeye başladı üniversitede. Hı. Sonra yurt dışına gittim. Milano Teknik Üniversitesi'nde işletme master yaptım. Ve sonra da yine Milano Teknik Üniversitesi'nde master yaparken ICF eğitimlerine başladım. Uluslararası Koçluk Federasyonu. İkisi peki yani. Şimdi bunu burada bu noktada sormak lazım. Ne olur yanlış anlama beni. Şimdi bu kadar dolu dolu diplomalar. İşte kamu yönetimi Fransızca bilmem ne falan evet. Yurt dışına çık onu yap bunu yap falan. Sonra koçluk eğitimi alıyorsun. Evet. Şimdi arkadaş hani koçluk eğitimi üzerine kurgulayacağım bir hayatın olacaktıysa bu kadar kocaman diplomalar ki o diplomaları almak çok zor şeyler. Meşakkatli yılları beraberine getiriyor. Uykusuz sınav geceleri. Evet. Neden? İyi ki yapmışım. Çünkü o kadar derin altyapısı olmasaydı ben bugün insanların hayatına böyle müdahale edemezdim. Aynı şeyi ben de yaptım bu arada. Hani hoca verir talkımı derler ya. Evet. Hani hayatımı 6 ay 7 ay aldığım hani diksiyon kursunun üzerine kurguladım. Ama aslına bakacak olursan arka planda ne kocaman eğitimler. Diplomalar var tabii ki. Ben koçluk eğitimini almamın sebebi bu işi yapmak değildi. Neydi? Ben koçluk eğitimini almamın sebebi kadın erkek ilişkilerine çok meraklıydım ve kendimi eğitmek istedim bu konuda. Eğitimlerini almak istedim. Çünkü benim 5 senelik kamu yönetimi dönemimde, üniversite eğitiminde 4 sene boyunca zaten ben psikoloji eğitimi alıyorum mecbur. Hı. Kamu yönetiminde sosyoloji mecbur, psikoloji mecbur, hukuk mecbur, her şeyi biz öğrendik. Çünkü devletin içinde çalışacak insanlara eğitiyorlar. Kaymakam, vali falan oluyorsun. Ben şimdi o yollara girmedim, yurt dışına çıktım. Master yaptım. Benim bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki ya koçluk eğitimi var yazılacağım gelsene dedi. Ben yazıldım o yazılmadı. Ben yazıldım bana bir vesile oldu. Ve sonra baktım ki bu iş benim çok hoşuma gidiyor. Ama İtalya'da yaptın mı? Ben İtalya'da Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Şimdi kamu yönetimi mezunuyum ya. Birleşmiş Milletler'de ben 3 sene çalıştım. Bunlar dünya deneyimi Gökay. Ya bunların üzerine inşa ediyorum bak mesleği. Sonra özel sektörde çalıştım İtalya'da. İtalya'ya bir sene için gittim 10 sene kaldım. Hiçbir şey hayatta planladığın gibi olmuyor. Ve ben akışa inanan biriyim. Yani bir konuda inatçı keçilik yapmam. Eğer beni şu tarafa doğru götürüyorsa orayı kabul ederim.
Çünkü belki daha hayırlıdır benim için şu taraf. Tevekkül yani biraz evet, da bu. Evet tabii ki bu güvenle ilgili bir şey. Güveniyorum beni doğru bir yere götüreceğine. Ya da neresiyse hayırlısı olsun diyorum. Şimdi ben kamu yönetimi okuduktan sonra İtalya'da çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Danışmanlık şirketimi kurdum. Ve ondan sonra da bu işi yapmaya başladım. İçimden gelen akış Türkiye'de buydu. Danışmanlık yapmak istiyordum. O aldığım eğitimi kullanmak istiyordum. Peki. Üstelik özel sektör deneyimlerim vardı. Dünyanın en büyük teşkilatında çalışmıştım. Birleşmiş Milletler insan deneyimim vardı. Hayat deneyimim vardı. Ben şuna inanmıyorum. Koçluk eğitimini aldın. Bugün Türkiye'de artık bu biraz şey oldu ya, koçluk. Eğitimini aldın. Hadi bir sertifika aldın yap. Hayır, hayatı da bilmen lazım. Çeşitli kademelerinde bulunmuş olman lazım. Öyle kolay bir şey değil. İnsanlar sana kendi hayatıyla ilgili kritik bir karar için geliyor. Senin çeşitli konularda deneyimin olursa yardımcı olursun. Yani zenginleştireceksin kendini. Tecrübe, arka cebinde kuracağın çok fazla cümlenin olması, olur, yaşanmışlığın olması gerekiyor vesaire falan. Evet, lazım. Evet. Peki, az önce şöyle bir cümle kurdun. Kadın erkek ilişkilerine çok meraklıydım. Hı hı. Ve bu konu üzerine eğilmek ve eğitim almak istedim dedin. Şimdi evet, normal şartlarda hele ki bak aileyle bağlarını kısmen koparıp özgürlüğünü eline almış. Genç bir delikanlısın. İtalya'dasın. Evet. Elinin altında bir tren mesafede onlarca ayrıca şehir var. Doğru muyuz abi? Çok doğru. Yani normalde klasik erkek ne yapar? Kadın erkek ilişkileri içinde tabii ki tecrübelenmek ister. Ama bu tecrübeyi gidip eğitim alarak bilmem ne yaparak oturup ders dinleyerek bilmem ne değil. Hani fiziki varlığıyla ya Allah bismillah deyip anlatabiliyor muyum? Neden böyle bir şey yaptın? İtalya'da ben tam olarak hayatı yaşadım. Çok güzel ilişkilerim oldu. İtalyan bir kız arkadaşım vardı. Hatta nişanlandık. Yani İtalya'da evliliğin direğinden döndüm ben. Aa. Tabii Napoli'li bir kız arkadaşım vardı benim, Maria. 3 senede birlikte yaşadık. Tam evliliğe doğru gidiyoruz. Baktım ki kültür farkı inanılmaz karşıma çıkmaya başladı. Hani ayrıl, barış, bilmem ne falan. Yani, o İtalyan, İspanyol, bilmem ne falan. Hani tecrübelenmenin böyle bir şekli de var. Ama o hayatı yaşadım. Gece hayatım oldu. Ben demiyorum ki akşam eve gidip kitap okuyorum. Ben İtalya'da her gün başka bir evde uyuduğum bir dönem var. Her gün başka bir yer. Pislik. Şimdi 2006, bak yılını da söyleyeyim. 2007, 2008. Yani böyle hunharca dolaşıyorum. Hunharca. O zamanlar ben 24'üm, 25'im, 26'yım. Fena zamanlar yani. Çünkü İtalya'da şöyle bir şey vardı. Gece hayatı şudur. Ev partileri vardır. Ev partisi yaparlar. Sangria yaparlar. Bir şeyler içersin. Sohbet edersin. İnsanlar zaten sosyal. İtalyanlar kasıntı değil ki. Hemen. Daima andiamo, andiamo. Hemen seninle sosyalleşirler. Türkiye onlar için çok egzotik. Merak ediyorlar. Kapadokya'yı anlatıyorsun. Ben Kapadokya üzerinden çok ekmek yedim. Yani. Yani hani Allah razı olsun Kapadokya'dan. Kapadokya diyorum. Kız zaten diyor beni dolaştırır mısın diyor. Gel diyorum gezelim falan. O isimle yürüyoruz. Peki ilk ne zaman aşık oldun? Benim ilk aşkı hissettiğim üniversitedir. Üniversitede bir ilişkimde aşkı hissettim kendimde. Yani bir kadına çok fena vurulmuştum. Av mıydın, avcı mıydın orada? Aa, çok fena av oldum ya. Av oldum yani, avlandım. Bir koç kadınıydı. Beni çok fena avladı Gökay ya. O günler fenaydı. İlk golü orada yedin yani. Avladı, beni kendine bağladı. Ondan sonra da bıraktı. Aşk acısı? Aşk acısını çok fena yaşadım. Kaç, ne kadar sürdü? Üniversite 2. sınıf, yani 20 yaşındayım. 20 yaşında ne kadar sürdü? Bir sene kadar etkisinden çıkamadım. Bir sene ilişki yaşamadım üniversitede. Ondan sonra mı bu tarz şeylere kafayı vurdun? Tabii merak ettim. Dedim bu acı nasıl bir şey? Neden kadınlar beni bu noktaya getiriyor? Hani ben şimdi sert büyütüldüm ya, güçlüyüm diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey. Aşkın karşısında güçlü değilsin. Beni böyle bir salladı, duvara vurdu yani. Yani ilk aşk acısını kariyere çevirmiş bir adam var karşımızda. Evet. Uzun süre koç kadınlarından uzak durdum ben. Şaka yapıyorsun. Evet yani. Evet. Ama çok güzel kadındı ya. İyi ki yapmış. Ona değerdi yani. Şey de var sende. Yani hani ilişkiler, bak az önce İtalya'dan bahsediyorsun ya, hemen sözlendim. Hemen bir böyle bir hani evet, çapkın bir adam anladığım kadarıyla. Bir dönem öyleydim evet. Ama hani ilişkiyi ciddiye bindirme yolunda da aslında tabii, bakacak olursan şeysin. Muhlissin yani o anlamda. Tabii ki, tabii ki. Çünkü bir sevgi açlığı var o dönem. Şimdi biraz önce çok nokta bir tespit yaptın ya, anneden o sevgiyi alamıyorsun. Bir bariyerler var orada. Dolayısıyla bir kadın... Bir yuva kurayım. Evet, hep onu düşünüyordum o yaşlarda. Yani ben o sevgiyi bir yerden almam lazım yani.
Bir kadın bana o sevgiyi vermeli. Özellikle tam o sevgileri alamadıysan ailende onu dışarıda ararsın. Ararsın ya. Yani. Normal bir şey. Mesela o yaşlarda evliliği düşündün mü? Düşünmedim. Ama gerçekten de uzun vadeli ilişkiye de açıktım. Bu da bir evliliktir. İlla imzaya gerek yok. Mesela o kızla ben üniversite sonrasında da devam ederdim ilişkime. Çünkü bana o sevgiyi verir gibi düşünmüştüm. Alakası yok. Şöyle bir salladı. Duvara vurdu gitti. Ondan sonrasında sen kendini bu işlere vermeye başladın. Sonra üniversiteyi bitirdim. İşin kompeten olmaya başladın yavaş yavaş. İtalya'ya gittim. Bulunca koçluğu dedim bu nedir ya? Ben çok acı yaşamıştım şunu bir çözeyim dedim. Bu olay nedir? Tabii çözülecek bir şey değil ama çok kendimi geliştirdim. Okudum, eğitimler aldım ama İtalya'da o çapkınlık dönemlerim başladı bu sefer. Dedim ki abi güven olmaz, aşkta çok canın yanıyor, ben kızlarla takılayım dedim. İlk yediğin golün acısını diğer kızlardan çıkarttın yani. Yo, onlar da gayet mutluydu yani. İtalyanların pek öyle derdi yoktur yani. İlla ciddi ilişki olsun diye öyle bir şey yok. Herkes mutluydu. Daha ziyade terk edilen mi oldun, terk eden mi? Terk edildim ama hayatımın son dönemi yani son dönemi dediğim işte o 20-25 yaşından sonra genelde ilişkileri bitiren ben oldum. Yani neden ben, soğuyordun ilişkilerde? Soğumakla ilgisi yok. Genelde işte bir evlilikten kaçmak, evlenmek istememek ya da işin ciddiye döndüğünde biraz bir dakika ya ben galiba buna hazır değilim demek gibi şeyler oldu. Yoksa sevdiğim zamanlarda da bıraktım çok. Bu ne yaman çelişki? Az önce şey diyordun. Anne eksikliği var, aile, yuva eksikliği var. Bir ciddiye bindirip hemen yuva kurma istediğin bir dönemin var. Bir de evlilikten kaçtığın İnsanlar bir dönemin değişiyor. Var. Değiştim İtalya'da, çok değiştim. Başka bir kafa yapısına girdim. Dedim ki ben kendim yalnız yaşamaktan mutluyum. Ben bambaşka ilişkiler yaşayarak özellikle çok uzatmadan o mutluluğu alabiliyorum, hissediyorum onu ve kendimi de başarılı hissediyorum. Bu çok önemli bir soru çünkü 20'lerde bir erkeğin kafası karışıyor. 20'li yaşlarda olgunlaşamıyorsun yani. O yaşlarda hep böyle bir işte şey ilişkiler, gecelik ilişkiler ya da işte biraz takılıyorum. 3 ay bir kızla birlikteyim, ayrılıyorum, başka birisi var. 20'lerim benim öyle geçti. 30'larda biraz daha bakış açım değişmeye başladı. 30'lu yaşlar. Dedim ki bir dakika. Hayat öyle bir şey değil. Ya bir gelgitler yaşıyorsun. Kendine gelmen zaman alıyor. Hayattan birazcık deneyimler kazanman gerekiyor açıkçası. Ruhunda biriken ne kadar tortu varsa, ne kadar problemin varsa, neyse işte artık buna yastık mı dersin, yorgan mı dersin, hani son dönemin polemiği var ya, yatak teli mi dersin artık. İnsan kendini bir noktadan sonra hani deşarj ola ola bir noktadan sonra o yataktan kalktığında insan kendini çok kirli hissediyor. Ve bir derlenme toplanma eşiğine giriyorsun. O da 30 mu oluyor? 30. 30'dan önce bir erkeğin o kafaya girmesi zor. Ki ben biraz da hani kendini geliştirmeye çalışan biriydim her zaman. Anlamaya çalışıyordum. Ben bir şey fark ettim. Özellikle 28 gibi yaşadığım bir ilişki vardı. Bir sene kadar sürdü. Ve ben o kadınla birlikteyken ki çok güzel bir kızdı. Hep işlerimin kötüye gitmeye başladığını fark ettim. Ve cinselliğin sadece bir tensel bir şey olmadığını, bir enerji alışverişi olduğunu fark ettiğimde 28 yaşındaydım. Şöyle düşün. Hayatımda o kadın olduğunda bir sene boyunca hiçbir şeyim doğru gitmedi. Enerjisi kötüydü. Enerjisi bana iyi gelmiyordu. Enerjisi kötü demeyeyim. Bana iyi gelmiyor. Onun aldığı travma yükü. Çünkü her cinsellikte sen o insanın travma yükünü alırsın. Bak ben bunu şuna benzetirim. Bilgisayarımıza USB var ya USB. Aha. Bunu koyduğumuz zaman bilgisayara bunu bağladığımız zaman onun içinde eğer bir virüs varsa bilgisayara da girer. Bence yaşadığımız cinsellik tamamen bununla alakalı bir şey. Biz bir insanla birleşme yaşadığımız zaman bir şeyler paylaştığımız zaman onun bütün travma yükünü, geçmişten gelen korkularını, vesveselerini her şeyini alıyoruz aslında. Öyle kolay bir şey değil yani. Cinsellik çok karmaşık bir paylaşım. Bir felsefi tarafı var, bir yoğun tarafı var. Kimse bunu düşünmüyor. Bir bedensel ihtiyacın çok ötesinde. Ben bir baktım, hiçbir şeyim iyi gitmiyor. Hayatımda sürekli sıkıntı, kaza, bela, hep ilişkimi bitirdim. Birdenbire bir düzlüğe çıktım. O travmalardan bir kurtulmam gerekti yani. Kızın bütün travmalarını alıyorum sürekli olarak. Ve tutkulu da bir ilişki. Yoğun bir paylaşım var ama beni perişan etti. Ve sonra şunu fark ettim. Benim bu yaşadığım gecelik ilişkiler falan 20'lerde hiç de iyi bir şey değil. Çünkü insan hayatına alacağı kişiyi biraz seçmeli. Biraz dikkatli olmalı. Ona ait bütün tortuları da alıyorsun yani. Çok tehlikeli bir şey. Ruhsal bir paylaşım var orada. Bedenseli geç. Asıl ruhsal paylaşım var. Ki hiç dikkat etmediğimiz bir şey. Evet, hiç kimse buna dikkat etmiyor. Şimdi mesela Sezen Aksu ve o tarz ozanlar negatiften çok beslenirler. Hı hı.
çöküşlerden, depresyonlardan vesaire falan işte ölümdü, ayrılıktı, oydu, buydu falan evet. filan. Genelde de özel hayatlarında çok da mutluluk onların duraklarına uğramazlar. Zaten o yüzden de kalemleri bu kadar güçlüdür. Senin de bu alanda her türlü sıkıntıya karşı kuracağın bir cümle, vereceğin bir tavsiye ya da bir kriz yönetme durumun için bu anlamda kendini çok zenginleştirmen gerekiyor. Dolayısıyla senin özel hayatının ne kadar karmaşık olursa, ne kadar bitti başladı yenisi geldi o da bitti, ne kadar çok yaşanmışlığın varsa sen o kadar aslında verimlisin. Doğru muyuz? Yani ben bir ilişki koçunda şunu mu aramalıyım? Çok yaşanmışlığı olmalı, evet. çok düşüp kalkmışlığı olmalı. Evet. Adil eğer ki evli, mutlu, çocuklu, 15 senelik bir evlilikle 40 yaşında bir adam olarak karşımda olmuş olsaydı Adil o zaman adil olmaz mıydı? Asla. Asla. Toplumda uzun süreli evlilik yapan, dışarıya çok mutlu aile görüntüsü veren, insanların çok mutlu olduğu düşünülüyor. Oysa benim yaptığım meslekte, özel olarak bu meslekte çok deneyimin yoksa ve çok farklı olaylar içinde bulunmadıysan şahsen, o sana gelen insanlarla bir duygu birliği, bir empati yapamazsın. Onları anlayamazsın. Mutsuz bir evlilikten sana gelen oluyor. Hiç evlenmemişten gelen oluyor. Evlenip boşanmış oluyor. Boşanma yolunda olan birisi geliyor. Bütün bunları algılıyor olman lazım. Ne yaşadıklarını hissedebiliyor olman lazım. O duyguyu tanıyor olman lazım. Sen o coğrafyada bir yürüyüş yapmış olman lazım. Yoksa deneyim olmadan insanların hayatıyla ilgili haşa nasıl onlara yönlendirme yapacaksın? Mümkün değil. Ne oldu şimdi? Baba travması vardı, yuva kuracaktık bilmem ne. Kariyer planlaması, hiç kibar olamayacağım şu an. Oktan çıktı, Adil boka girdi şimdi. ne oldu? Ben o bilgiyi... Derleyelim, toplayalım şu an. Hadi bir omuz verin, kurban olam ya. Vallahi. Ben o bilgiyi süzüp insanlara veriyorum. Ve gerçekten o insanların hayatına dokunmak da bana her şeyden daha çok keyif veriyor. O bilgiyi süzüp vermek. Peki bu kadar karmaşanın içerisinde, herkesin tortusunun içerisinde Adil nerede? Dingin bir hayat, son derece sakin bir hayat, gece hayatı yok. Arkadaşlarla çok VIP görüşmeler, partiler, sadece belli tanıdığım insanlarla. Yeni ortamlara çok gitmem. Hani bazı kişiler vardır ya, şurada bir mekan açılmış, hadi gidelim. Hiç öyle biri değilim. Gideceksem en az 6-7 tane tanıdığım insan yanımda olur. En az. Kendi başıma çok dolaşmam. Bugün geldiğim noktada kendi başıma çok dolaşamıyorum Gökay. Çünkü hemen tanıyorlar, geliyorlar ve daha önemlisi soru soruyorlar. Gece hayatında dolaşıyorum mesela bazen. Gelip soru soruyor. Yani hocayı bulmuşken bir soru soralım. Hiç kimse şunu sormuyor ama nasılsın hocam? Hocam çok kısa bir soru var ya, bir adamla sıkıntı yaşıyorum, bana bir yardım et diyor. Bulduk diyor, hazır karşımda Allah çıkardı diyor, hemen diyor soru sorayım. Yani böyle bir bakış açısı var, şimdi dürüst olalım değil mi? Ben de o zaman yanımda 3-4 kişilik bir çember oluşturup dolaşıyorum. Onlarla takılıyorum. Onların yanında çok gelip birisi soru sormuyor çünkü, rahatsız etmeyeyim diyor falan. Ama yalnız bulan beni gelip öpüyor yani, onu söyleyeyim. Direkt öpüyor. Mutlu musun abi? Hayatımdan mutluyum ya. Hayatımdan mutluyum çok şükür. Sıkıntılar olsa da bu hayatın bir parçası. Peki evlilik başından geçti. Evet. Kaç yaşındaydın? 32 yaşında evlendim. Yani ama 30'lar dediğime girmiş. İtalya'dan evlendim. Döndün. Tamam, tecrübelendin bilmem ne falan. Bu tecrübe mi dedin? Evet. Bir evlilikle taçlandırayım. Evet. Ne kadar sürdü? 3 sene. 35'te boşandım. Ne oldu da imzaya ikna oldu Adil o dağınık hayattan sonra? Ne oldu da sonra boşanma yoluna girdi? Şimdi özel konulara girmeyeceğim. Hı. Anlatmak istediğin kadar. Tabii. Doğru bir insandı. Hı hı. Kafalarımız çok uyuşuyordu. Ve evliliği denemek istedim. Çünkü ben biraz bir konuda korkum varsa üstüne giderim yani. Hı hı. Denemek istedim ve denedim. Hiç pişman değilim. Evlenince de aslında o kadar da düşündüğüm kadar uyumlu olmadığımı anladım. Aramızdaki uyumun maksimum olmadığını, kültür farkı olduğunu anladım. Kültür farkının ne kadar önemli bir şey olduğunu videolarda söylüyorsam kendim yaşadım. İnsanların kültürel uyumu bizim ülkemizde çok önemli. Kültürel uyum, ailelerin uyumu çok önemli. Kendim yaşadım yani, daha ötesi yok. Dolayısıyla da kültür farkından dolayı da boşandım. Anlaşmalı boşandım, bir sıkıntı olmadan. Tekrar evlenir misin peki?
Yoksa bir fobi oluştu mu sende? Hiçbir zaman bu soruya hayır demedim. Ama şu anda da evlilik konusunda hiç kafam orada değil. Hiç o evlilik kafasında değilim açıkçası. Hani öyle olursun ya bazen. Mesela ben evlendim o kafadaydım. 30'larda dedim ki ben evleneyim ya. Yaşım geldi. Çok şey yaşadım yeter falan. Ama şu anda mesela evlilik kafasında değilim. Peki bu kadar insanın problemiyle, sıkıntısıyla ilgilenirken az önce dedim ya Adil peki nerede? Psikolojik destek alıyor musun? Mutlaka benim her hafta düzenli olarak görüştüğüm ya dostum ya da profesyonel olarak çalışan psikolog arkadaşım vardır yani. Mutlaka her hafta görüşürüm. Hiç sektirmem. Yani bu biraz da ruhunu arındırmak. O paylaşım bana meditasyon ya. Ben yıllardır yaparım bunu. Yani ben insanlara yardımcı oluyorum. Ben neredeyim? İşte ben de oradan topraklanmam lazım. Paylaşım yapmadan olmaz. Sıkıntılarımı da konuşurum. Bazen kahkahayla konuşuruz. Güzel şeyleri konuşuruz. Ve sürekli de yeni yeni kişiler bulurum. Yeni yeni kişilerle paylaşırım. Çünkü ben şeyi çok seviyorum. Beslenmeyi. Yani bana dışarıdan birinin gözlem yapıp bana yorumda bulunmasını çok seviyorum. Yani o benim çok hoşlandığım bir şey. Hep beslerim kendimi bu şekilde. Onun dışında terapiler dışında mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Koşuyorum. Seyahat bana çok iyi geliyor. Başka bir yere gitmek, başka bir yerde vakit geçirmek çok beni temizliyor. Başka bir ülke. Bazen kaçıyorum falan. Ve bütün bunları da hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşmıyorum. Mesela? Sosyal medyada özel hayatımla ilgili hiçbir şey yok. Yani o kadar enteresan ki Gökay sürekli şu mesaj geliyor mesela Instagram'dan. Ya bu kadar kişiye akıl veriyorsun da hani ilişkin yok. Paylaşmayınca yok sanıyorlar. Şu an hayatında biri var mı? İnanılmaz bir şey yani. Şu an hayatında biri var mı? Şu anda hayatımda biri var. Mutlu musun? Mutluyum. Ne kadar süredir devam ediyor? Detay vermeyeyim. Hayır abi şimdi bak. Çünkü her cevabım yeni soru yaratacak. Bu sefer ben onun önünü kapatıyorum. Onun önünü kapatıyorum. Yeni sorular gelecek. Gökhan yer mi bunu? Yemez tabii ki. Bir şey diyeceğim. Hani... Evlenir misin onunla diyeceksin. Sonra şöyle diyeceksin. Sonra nasıl olur bu ilişki? Ben hemen keseyim yani. Ben de senin evlenip çoluğa çocuğa karışacak bir adam olduğunu düşünmüyorum abi. Neden? Bilmem. Niye hiç o imajı vermiyorum yani? Bilmiyorum. Yani seni hem arkadaşın olarak hem takipçilerinden biri olarak, arkadaş olmazdan önce de çünkü radarımdaydın. Vakfedilmiş bir hayat olarak görüyorum. Evet. Çok doğru bu bence. Çok doğru. Hazin aslına bakacak olursan. Evet. Bazen şunu da düşündüm. Dürüst olayım. İşte boşanmış adam. İlişkileri var. Ayrılıyor, barışıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Bunu tecrübe olarak, yaşanmışlık olarak olası bir krize karşı bir tecrübesi var. Bak şimdi onu ortaya koyacak olarak düşünmezden önce şunu diyordum. Kelim merhem olsa kendi başına sürerdi. Sen ilk başta kendine bak. Hı-hı. Dediğim zamanlarım da oldu senin için. Tabii ki. Anlıyorum. Şimdi böyle düşünenler de olacaktır. Evet. Tamam arkadaş ben sana niye geleyim ki yani? Sen sen kendin ilişkiyi yürütemiyorsun ki. Hı-hı. Ya da sen kendin bağlanamıyorsun ki. Ya da sen kendin elinde tutamıyorsun ki. Diyenler olursa ne diyeceksin? Bana ben onlardandım. Bence boşanma deneyimi Türkiye'de boşanma kavramı yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ama bunlar yavaş yavaş değişecek. Yani boşanmak bir başarısızlık diye algılanıyorsa söylenecek bir şey yok. Çünkü başarısızlık değil, bir deneyim. Boşanmak bir deneyim. Ama başarı da değil. Mutsuz bir evlilikte ilerlemek hiç başarı değil. Boşanmak daha büyük başarı. Eğer mutsuz bir evlilikte yıllarını geçirirsen, hayatın gelip geçiyor, sen böyle gelip geçen bir tren gibi hayatını izlersin Gökhan. Ama sen bir şeyi deneyimleyip, saygılı bir şekilde hem de duruşunu ve çizgini bozmadan boşanıyorsan ve bu bir deneyim, ben buradan bir şeyler öğrendim, bak bu bir ders oldu bana diyorsan bu başarı. Benim için başarı. Çünkü anlatacak şeylerin var, yaşadığın bir hikayen var ve üstelik günümüzde Türkiye'de maalesef mutlu görünen İnsanların örnek gösterdiği bütün çiftler eğer boşanıyorsa benim aklıma şu soru geliyor. Acaba bu çiftler ne kadardır mutsuzdu? Hayatlarından ne kadar yılı mutsuz bir şekilde çöpe attılar? İnsanlara mutlu kişi görüntüsü vermek için. Onların dramı daha büyük. Bak sana şunu söyleyeyim. Ne olur beni de yanlış anlamasınlar. Çok sevip sayıyorum ama böyle bir cümle kuracağım. Arzu Monan ve Mehmet Aslantoğlu çifti. O kadar sıkıcı gelirlerdi ki bana. Hep böyle mutlular.
Sarmaş, dolaş falan. İşte böyle beylik cümleler, kadın erkek ilişkilerine ve mutlu aileye dair. Onlar da boşandı ya artık. Şu hayata hiçbir şeye inancım kalmadı. Birçok insan herhalde diyor ki inancım kalmadı evliliğe diyor. Aynen öyle. Peki kadınlar ne istiyor? Ne arıyor? Erkekler ne bekliyor? Yani farklı farklı kümülatif şeyler var. Burada yalnızlıktan şikayetçi adamlar var. Evet. Bu tarafta yalnızlıktan şikayetçi kadınlar var. Evet. Herkes yalnız olmaktan şikayetçi. Ama niye arkadaşlar siz birbirinizi bulamıyorsunuz? Ya da neyi paylaşamıyorsunuz? Sen bu konuyla ilgili ne söylersin? Çok yalnızız. Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bizim kültürümüzü ben İtalya'ya gidince daha iyi analiz ettim. Dışarıdan bakmak bir şeyi analiz etmeye çok yarıyor. Çok işe yarıyor. Ne gördün? İtalya'daki kadın. Çok ilişkim oldu İtalyanlarla. Romalı kadınla, Napolili kadınla, Milanolu. Yani kendini Fransız gören, İsviçreli gören Milanolular öyledir kadınla. İtalyan kadını mesela şunu arıyor. Ben bu adamdan ne öğrenebilirim? Bak çok ilginç bir şey. Kitaplardan konuşalım diyor. Filmlerden, sinemadan. Sen diyor Fellini izledin mi kardeşim? Sen diyor şu 76 senesinde Marcello Mastroianni'nin filmini izledin mi diyor. Bak şimdi. Biraz onu beslemezsen İtalyan kadını için çekici değilsin. Kültürel, entelektüel olarak bir şeyler kapmak istiyor senden. Egzotik olmalısın onun için. Biraz böyle bilgili bir adam olmalısın. Ama bizim ülkemizde durum böyle değil. Bizim ülkemizde bana ne kadar ilgi gösteriyor. Bu adam beni sabah arıyor mu? Günaydın mesajı var mı? İyi geceler mesajı var mı? Gün içinde beni arıyor mu? Beni prenses gibi hissettiriyor mu? Beni kraliçe gibi hissettiriyor mu? Evet hissettiriyor adam. Ama adam at hırsızı. Önemli değil, kitap okumasın. Bana iyi hissettirsin diyor. Bak kültür farkına bak. Anlatabiliyor muyum? Gerçekleri konuşalım bu programda. Şimdi oradaki kültürde kadın diyor ki ne öğrenebilirim? Kaç kitap okuyor bu adam? Ne biliyor? Dünya hakkında ne biliyor? Tamam adam beni hiç aramayacak, sormayacak, bilmem ne yapmayacak. Akşam biz Fellini'yi konuşacağız. İlgiye bakmıyorlar. İlgiye bakmıyor İtalyanlar o kadar. İlgi şu yani tabii ki beni arasın diyor ama sürekli ilgi istemiyor İtalyan kadını. İlgi isteseler de o kadar. Ben İtalya'da aç kalırdım. Çünkü ben çok ilgi gösteren bir adam değilim. Günaydın mesaj atmaz mısın? Kendi hayatımla meşgul biriyim ben yani. Atarım da öyle benim için rutine binmez. Atmadığım zaman da alındansa ben ayrılırım derim. Uğraşamam yani günaydın mesajıyla. Allah Allah. Benim için öyle bir dert yoktur. Ben daha geniş bakması lazım. Yani ben bu adamla hayatı ne kadar paylaşıyorum? Günaydın mesajına takılıyorsa zaten olmaz. Aynı kafada değiliz yani. Çünkü o bir detay. Bir insanın her sabah günaydın mesajı atması doğru bir insan olduğunu göstermez ki. Senin hayatına ne katıyor ona bakacaksın. Şimdi burada ilgi istiyorlar. Burada bizim kadınlarımızın istediği şey ilgi. Bana ilgi göstersin. İlgi yok sende tamam. Ben genel konuşuyorum. Sen yine beni analiz ediyorsun. Ben de çeteleyi tutuyorum şu anda. Devam et sen. Ben senin çeteleyi tutuyorum. Şimdi bizim ülkemizde kadının ilgiden sonra en çok istediği şey bugün bu adam bana nasıl bir hayat yaşatır? Tabii ki öyle yani lüks yaşatır mı? Çünkü herkes bir lüks yaşam derdinde şu an. Yani sosyal medya bunu sağladı. Orada beni şu restorana götürür mü? Bak benim arkadaşım şuraya gitmiş Bodrum'da yeni açılan bir balıkçı var oraya götürür mü? Bu adam ne arabaya biniyor? Benim başıma bir olay geldi mesela İtalya'dan döndüm bir kızla flörtleşiyorum. O zaman bir uygulama var şimdi ismini vermeyeyim. Uygulamadan açık kız serbest yapıştı. Tinder. Yok Tinder'dan önce ne vardı ya? Bir siber alem mi vardı? Ne vardı? Bir şey vardı. Benim bahsettiğim çok eski 15 sene önceki olay. Oralara mı düştün? 15 sene önce falan. Bir kızla tanıştım orada. Hadi buluşalım falan dedik. Normal bir arabayla gittim. Yani mütevazi bir araba işte o zamanki arabam. Kız dedi ki ben bu arabaya binmem. Ben bu arabaya binmem dedi. Abi ben şimdi kültür şoku yaşadım. Ben şimdi orada yayan geziyorum İtalya'da. Kız arkadaşımla oraya buraya yürüyoruz falan. Kız bir kez de bana bir araba sormadı yani. Bir baktım burada ilk sordukları şey araba ve marka. Hangi marka arabaya biniyorsun dedi ya ben buna binmem dedi. Daha başlamadan biten bir ilişki yani. Gözyaşları sel oldu Gökay. Ben onu bunu bırak ben seni Tinder ya da türevi bir uygulamadan kız düşürmendeyim şu an. 15 sene önce yaptım. Şaka gibisin. Peki erkeklerin artık... Günümüzde bunu çok duyuyorum kadınlardan. Hani aslına bakacak olursan işte para, pul, bilmem ne ya da işte varlık, imkan ya da güç. Kadının beklenti listelerinde aslında yer alıyordu. Artık erkekler bu noktaya geldi.
Çok doğru. Erkeğin ilişkide dişil noktaya gelmesi ve kadının gücünden ya da imkanlarından istifade etmeye çalışması. Eskiden jigolo hikayelerini dinlerdik bu konuyla alakalı. Evet. Şimdi sıradanlaştı. Sıradanlaştı ve erkeğin de beklentileri oluyor. Bunu normal, yani bunu nasıl okuyorsun? Dünya değişiyor, çok normal. Dünya değişiyor, roller değişti, görevler değişti. Sen mesela bir kadının imkanlarından ya da gücünden istifade etmek ister misin? Gökay, kötü bir haberim var. Ben yapamıyorum bunu. Benim yetiştirilme tarzım, yani yapmak istesem de yapamam. Değişmiyor çünkü huyum. Yani ben birisinin bilgisinden, kültüründen, güzel hayat tarzından da faydalanmak isterim. Paylaşmak isterim karşılıklı bunu. Ama para yemekten bahsediyorsun. Hmm. Bunu ben yapamam yani. Benim tarzım değil. Ben kendime yakıştıramam bunu. Yani bana maddi anlamda yardımcı olmasından bahsetmiyorum. Ben şundan bahsediyorum. Adam elektrik faturasını ödetiyor kadına. Evet. İnternet faturasını ödetiyor. Hmm. Adam diyor ki cep telefonu faturamı öde. Kadın hepsini ödüyor. Adamın bir işi yok. Kadın adama bakıyor. Adam böyle bir evde ev kedisi gibi oturuyor. Kadın diyor ki bütün her şeyini ben karşılayacağım. Sen çalışmak zorunda değilsin. Sen evinin hanımı ol diyor adama. Adam evinin hanımı oluyor. Bu başka bir hayat tarzı. Yani buna uyumlu olamaz her erkek. Çok yaygınlaşmaya başladı. Evet, çok fazla var. Yani bana direkt soruyorsun, direkt cevap veriyor. Kadının erkeksileştiği, erkeğin de dişil enerjiye. Dişil enerjiye geçtiği ya da rollerin değiştiği. Ama bunu da normal karşılıyorum, yadırgamıyorum. Çünkü dünya değişiyor. Biraz esnek olalım. Dünya başka bir yere gidiyor şu an. Kadınlar iş hayatında güçlü, paralarını kazanıyorlar ve onların lafını dinleyecek adam istiyorlar. Peki bu kadın erkek ilişkilerinde neden ilk yumruğu vuran, ilk boşluğa indiren dizginlerin sahibi oluyor? Genelde hep şurayla aşk yaşıyoruz biz. Maalesef, maalesef. İyi davrandın mı? Maalesef ama bu gene toplumsal bir şey Gökay. Yani bizim toplumda mesela mütevazilik. Mesela bir ortama girdiğin zaman mütevazi olmak bile yanlış anlaşılır ya. Hmm. Zayıflık olarak adlandırılır. Evet. Şimdi bu bilinen bir şey. Dolayısıyla ilişkilerde de öyle. Sen çok yumuşak olduğun zaman ya da çok böyle efendi bir tarzda olduğun zaman çok kıymetin olmuyor. Ben bunu nereden biliyorum? Çok erkeğe danışmanlık veriyorum son dönemde. Erkeklerle çalışmalarım arttı benim. Danışmanlık da arttı. Bakıyorum çok düzgün adamlar, çok alfa. Adam böyle karakterli, kendini yetiştirmiş ama değeri bilinmiyor. Kız arkadaşı onun değerini bilmiyor mesela. Ve kötü davranıyor adama. Ama kız gidiyor kendisine kötü davranan, son derece serseri ruhlu bir adama da aşık oluyor. Bizim kültürümüzde biraz bu arabesk bir olay. Yani bana acı çektirene ben aşık olurum. Olayı var bizde. Çok ilginç bir şey. İnsanlar huzur aramıyor ilişkide. Kavga dövüş, gerginlik olsun. Ay canım kavgasız ilişki mi olur? Böyle hafif böyle birbirimizi bir gerelim. Bir bağıralım, çağıralım diyorlar mesela. Kültürel bir şey bu. Çünkü yurt dışında böyle bir şey görmedim. Bir diğer konu başlığımız da şu. Özellikle yani şimdi cümlelerimi seçerek mi kurmayacağım? Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Feminist bir erkek misin? Hayır değil. Feminist yakıştırması bana nereden yapıldı? Ben ne alakası var? Feminist değilim yani, ne alakası var? Çok kadın yanlısısın. Hani hayır, kadınlara değilim. Tavsiyeler sürekli. Yok hayır, sen öyle düşünüyorsun. Bak, değilim dur. Yani. Aga bak. Bir erkeğe istediğin her şeyi yaptırabilirsin videosu. Bu cümleye takılmışsın. Kadınlar, erkeklerde sizi en çok şaşırtan ne? Erkekten şu 5 cümleyi duyarsan o ilişkiden hayır gelmez. Niye yani erkek yanlısı videoların yok ya da... Var. Yayılmıyor. Kadını yeren videoların var mı ya da? Çok eleştirdiğim video oldu. Yayılmıyor, viral olmuyor. Çünkü erkekler kadınlar kadar aktif ve yaratıcı değil sosyal medyada. Kadınlar kendi hesaplarında benim kadınlara verdiğim tavsiyelerle ilgili videoları yayıyorlar. Viral oluyor ama erkekler izliyor, kapatıyor, yaymıyor onu. Ya da arkadaşına bile yollamaz bir erkek. Biz erkekler daha, nasıl söyleyeyim, daha böyle düz düşünüyoruz yani. Faal değil. Racona ters bunları paylaşmak. Ya abi adam doğru söylemiş diyor, izliyor, kapatıyor. Bana bazısı mesaj atıyor. Abi sana ben eleştiri yapıyordum. Artık anladım seni, sen bizden bir adamsın, doğru bir adamsın diye mesaj atan bir sürü adam var. Ama ilk başta böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Şunu çok net söyleyebilir miyim burada? Soruna net. Ben cinsiyetçi biri değilim. Yani bunu anlatmak çok zor. Çünkü bizim ülkemizde ya şöylesin ya böylesin. Ya siyahsın ya beyazsın. Siyasette de öyle. Ya böyle düşünüyorsun ya böyle düşünüyorsun falan. Hayır, ben hiçbir kalıba sokulabilen biri değilim. Hiçbir kalıbın içinde değilim.
Bak bunu çok net söylemek istiyorum. Şurada rahatlayayım yani. Ben seçim döneminde de bunu yaşadım. Türkiye'de siyasetle benim ilgim yok. Bak siyaset okudum. Ben siyasetle ilgili ders veririm yani. Okudum, Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Hiç sıkıntı yok. Ama bana o konuda bile görüşünü açıkla, hangi görüştesin diye mesaj attılar seçim döneminde. Ben hiçbir kalıba giremem. Benim girebileceğim bir kalıp yok. Ben kendi kafasında biriyim. Bizim toplumumuzda böyle özgürlükçü, bağımsız, tamamen başka kafada insanlar anlaşılmıyor. Çünkü herkes birini bir yere sokmaya çalışıyor. Ya buradasın ya buradasın. Ya şu görüştesin ya bu görüştesin. Bak problem burada. Çerçeveciyiz yani. Hiçbir çerçeveye sığmayan birisi olamaz mı? Olabilir. İşte bu yüzden evlenemeyeceğini düşünüyorum. Heh. Güzel bağladın. Anladın mı? Ben cinsiyetçi değilim Gökay. Bunu kabul edebilecek bir kadın var mı? Ben cinsiyetçi değilim. Ama şunu bir anlatayım bak. Lütfen. Kadınların tarafında veya erkeklerin tarafında falan değilim. Ben şuradayım bak. Bu olayda sen haklısın. Bu olayda da bence sen haklısın. Ben cinsiyet olarak bakmam ki olaya. Kadınlara diyorum ki şöyle adamlardan zarar görüyorsunuz. Bak böyle adamlar var. Sırtlan diye bir tabir attım. Bu benim kuzenim. Kendi öz kuzenim. Sırtlan. Nefes alan, yürüyen bütün kadınlara adam koşuyor. Sırtlan. Ben oradan feyiz aldım ve anlattım. Kendi yakınımda adam yani. Ama bir de alfalar var. O adamlara da laf ettirmem. Düzgün adamlar var yani. E şimdi bu cinsiyetçilik değil ki. Bir sürü sıkıntılı adamı da kötü ilişkiden kurtardım. Adam çırpınıyor ilişkisinde. Adam her şeyi yapıyor. Kadın onun kıymetini bilmiyor. O adama da akıl verdim, yardımcı oldum, tavsiyede bulundum. Kurtardım o ilişkiden. Ben cinsiyet olarak bakmıyorum. Pekala. Sen sırtlan mısın? Öyleydim. Öyleydim. Yani bayağı hızlıydım. 27 yaşındaydım galiba. Ha. Torino'da yaşıyordum. Bir gece 4 farklı ev gezdim yani. İnsan yorulur ya. İnsan yorulur. Pis. Evet. 4 başka evde böyle sürekli geziyorum. Bir oradayım, bir buradayım falan. Böyleydim. Bitmeyen bir enerjim vardı ya. Yaşlandık artık. Pekala. Senin aynı zamanda itiraflar. Şov var. Şovun var. Evet. Şimdi o şovun detaylarına girmek istiyorum ama duyduğun en baba itiraf neydi ya? Bunu açıklayamam ki. Bana günah çıkartıyorlar çünkü. Bunlar hep benimle mezara gidecek şeyler. İsim ben, vermeyeceğiz. Yok ben kendi bana anlatılan hikayeleri anlatmıyorum şovumda. Ben kendi başıma gelenler, gözlemlerimi anlatıyorum. Seanslara asla girmem. Bir de gelenlere mikrofon uzatıyorum. Orada kendisi itiraf etmek isteyen itiraf ediyor. Yani interaktif bir tamam, şey seanslardan muaf. Seansların mahremiyeti. Ya oraya o kapı, hiç girmem. O mahrem kapı kapalı kalsın. Evet. Duyduğun en büyük itiraf neydi? Çok şey yani çevremde çok olaya gözlemledim. Çok olaya şahit oldum ben. Şimdi böyle sorunca aklıma gelmez. Sen seni etkileyecek bir şey istiyorsun ama insanla ilgili hiçbir şey çok şaşırtıcı olmuyor Gökay, öyle söyleyeyim sana. Ya eskiden bir şeylerin mahremiyeti vardı. Evet. Nasıl diyeyim sana? Evet. Hani çok binde bir duyardık arkadaşının eşiyle ya da işte bilmem ne sevgili. Onlar artık bir ciddi bir şey bile değil. Dizilerde var. Dizilerde var yani. Olmaya başladı artık. Evet. Ve bir 10 sene sonra kadın erkek ilişkileri ya da birliktelik kavramı nereye evrilir? Ne kadar larçlaşır? Çok önemli bir konu. 10 sene, 15 sene sonra yeni gençler artık piyasada olacak. Bugün 16 yaşında olanlar, bugün 10 yaşında olanlar. Yani alfa kuşağı ve Z kuşağı ve sonrasına gelen alfa kuşağı. Bugün 15 yaşındakiler alfa. Bunların, bu arkadaşlarımızın bakış açısı çok farklı Gökay. Hiçbir çerçeveye giremezler. Hiçbir düşünce onları bağlamaz. Hiçbir şey tanımıyorlar yani. Benle bazen bir iletişimleri oluyor. Ben üniversitelere de çok gidiyorum. Hı hı. Öyle şeyler gözlemliyorum ki bambaşka kafadalar. Evlilik kavramı birlikte yaşama dönecek. Benim ilk gözlemim bu. Kohabitasyon. Birlikte yaşamak. Ama nikah yapmamak. Bunun bir imzaya dönüşmemesi. Bunu çok ciddi dile getiriyorlar bana. Ben kimseyle evlenip kendimi bağlamak istemiyorum hocam. Ve bunu ilginç olan kızlar söylüyor. Erkekler değil. 17-18 yaşındaki kızlar bugün bana diyor ki hocam ben hiç kimseye kendimi bağlayamayacağım. Çocuktan sıkılırsam bir de boşanmayla mı uğraşayım? Bana ne? Ailem bana müdahale edemez. Ailem umurumda bile değil diyor. Yani o ailelerin etkisi azalacak insanlar üzerinde. Bu Türkiye için büyük bir olay. Çünkü Türkiye hala ailelerin etkisiyle evlilik yapılan bir yer. Ailelerin etkisi azalacak. İnsanların daha bireysel olacağını düşünüyorum. Benim hayatım, karışma anne, karışma baba, benim hayatım diyen gençler geliyor. Bu jenerasyon zaten bambaşka bir kafada. Daha fazla şey olacağını öngörüyorum. Gördüğüm sinyaller, yabancı evlilikler. Yani işte Türk, İtalyan, Türk, Alman, Türk, işte Amerikalı gibi yabancılara olan ön yargı azalıyor.
Ya başka kültürden evlenemem kafası azalacak. Çünkü bugünkü gençler 17 yaşında dünya turuna çıkıyor. 18 yaşında Londra'yı geziyor. Parası olan yani. Avrupa'yı geziyor. E biz 18 yaşında ben Balıkesir'i biliyordum. İstanbul'u biliyordum. Yani benim bildiğim Bursa vardı. Antalya Bodrum vardı yani. Ben hani yurt dışına gittim ama o yaşa kadar bir şey gezmemiştim. Bunlar çok genç yaşta gezmeye başlıyorlar. Dolayısıyla diğer kültürlerle ilişkileri çok daha hızlı gelişiyor. Ve şuna bakıyorlar artık. Hangi kültür, hangi inançta olduğu değil, bana nasıl davrandığı önemli hocam diyor bak. Gençler bana bunu söylüyor. Bana nasıl davranıyor ben ona bakarım diyor. Kafa yapıları değişiyor yani. Pekala. Şimdi av mı avcı mı falan filan dedik ya. İlişkiye başlarken kadında ya da erkekte yapılan en bariz, en baba hatalar nedir? Kadınların çok büyük bir hatası var. Yeri gelmişken onu söyleyeyim. İnanılmaz duygu durum yönetiminde çuvallıyorlar. Duygu durum yönetimi çok önemli ilişkide. Yani duyguyla, duygu bir gaz gibidir böyle. Frenlemen için mantığın dengeli olması lazım. Frensiz gidemezsin bir ilişkide. Bir insanı tanıdıkları anda hemen adamın söylediği her şeye inanmaları, adamın kendiyle anlattığı her şeye inanmaları. Mesela bir örnek vereyim mi? Boşanmış bir erkek olarak vereyim. Ben asla bir ilişkimde eski evliliğimle ilgili konuşmam. Niye boşandığımı söylemem. Sorulardan da hoşlanmam. Derim ki yaşandı bitti. O insana saygım var bu kadar. Ama bazı adamlar öyle hikayeler anlatıyor ki mesela oturuyor kızla daha ilk tanışma. Bana bunu yaptı şunu yaptı şundan boşandım. Kız da inanıyor. Ya adamın söylediği her şeye neye inanıyorsunuz? Yani adam kendi versiyonunu anlatıyor sana. Ya da işte seninle evlilik için buluştum diyor. Seni çok seviyorum diyor. Bütün bu cümlelere niye inanırsın ki ilk görüşmede? Bir insanı tanımak bir zamandır. Bizim toplum çok sabırsız. Hemen her şey olsun bitsin hemen iki gün sonra evlenelim falan. Hala bugün bu 30'lu yaşlarda özellikle kızlarda var. Hemen evlenelim annem soruyor falan. Dolayısıyla duygu durum yönetimi diye bir şey yok. Hepsini çöpe atıyorlar. Bu sefer adam hikaye çıkıyor. Fos çıkıyor. Adam kayboluyor. Bu sefer kız depresyona giriyor. Niye böyle adamlar bana denk geliyor falan. Hayır yanlış insanlar size denk gelmiyor. Siz duygularınızı yönetmeyi bilmiyorsunuz. Kontrol etmeyi bilmiyorsunuz. Biraz bir bekleyin. Bir insanı tanımak 3 ay, 6 ay, 1 sene. Tanımak kolay bir şey değil. Sana ilk 2 hafta ilgi gösteriyorsa doğru insan olduğu anlamına gelmez. Ama ne dedik? İlgi bizim en büyük zaafımız. İlgi gösteren insanı seven insan, aşık insan zannediyoruz. Alakası yok yani. Ne kadarlık bir süreden sonra artık tamamıyla güvenmeye başlar bir insanoğlu partnerine? Başlamalı ya da? Bir evlilikten bahsediyorsak bir sene birlikte vakit geçirmeden, birlikte gezmeden, iyice böyle birbirini tanımadan evlenen insanlara ben Allah kolaylık versin diyorum. Büyük piyango yani. Çok büyük piyango. Bir sene tanımak gerekiyor. Bir sene 12 ay. En az haftada bir görüşme. Her ay en az 4 görüşme anlamına gelir. Bu insanı yaklaşık 48 defa gördüğünüz anlamına gelir. 48-50. Geçen gün bir arkadaşım telefon açtı dertleşmek için. Gökay efendim başıma çok kötü bir şey geldi. Ne oldu kız arkadaşım? İşte görüştüğüm birisi vardı biliyorsun benim. Bilmiyorum. Öğrendim. Bir iki aydır işte şey biz görüşüyorduk. Evet. Artık beni aramıyor. Beraber oldunuz mu? 3 gün önce. Anladım. Gökhan ilişki koşuluna girdin mi? Girecek misin? dedim yani. Gitti aramıyor. Ya bunu ilk yaşayan sen misin kardeşim? Ya şu an piyasada öyle, herkes bunu yaşıyor. Ama öyle anlatırlar. Yani benim başıma bir olay geldi hocam bilmiyorsunuz. İlk cümle budur. Kadının hala buna bu kadar garipsiyor olması ya da bizlerin bunu normal karşılıyor olmamız, erkeğin bir kadınla beraber olmak için 2 ay mesai harcaması, şimdi 3 ayrı açıdan baktığın zaman üçü de birbirinden trajik. Hepsi trajik. Benim bunu kanıksamam çok trajik. Evet. Onun hala Kezban Paris'e misali bunu idrakta zorlanması, adamın 2 ay boyunca bu konuya mesai harcaması, üçü de birbirinden trajik. Sonra telefonu kapattıktan sonra sinirlerim bozuldu, gülmeye başladım. Neden oluyor bu? İşte sonra soruyorum, neden oluyor bu? Çünkü insanlar ne istediklerini bilmiyor bir ilişkiden. Bir kadın şunu diyebilir. Ben bir ilişki yaşamak istiyorum. Bana iyi hissettirsin. Cinsellik yaşayayım, hayatı paylaşayım. Çok güzel diyebilir. Bak bu bir istek, ihtiyaç. Ne var bunda? Gayet modern ve normal. Bir kadın şunu da diyebilir. Benim kültürüme göre öncelikle ben bir şeyleri tanımadan, etmeden, evlilik yoluna girmeden hiçbir şey yaşamam. Bunu da diyebilir. Herkesin hayat tarzı farklı değil mi? Hepsine benim saygım var. Ama hiç kimse kendisi ne istediğini bilmiyor. Şimdi... İki ay birlikte olmuşlar. Yani işte gezmişler, tozmuşlar. Sonra bir cinsellik yaşanmış. Evet. Peki bu ikisinin de isteği değil mi? Bir taraf diğerini zorladı mı? Yok. Tamam peki cinsellik yaşayınca niye karşı tarafı suçluyorsun?
Sen kendin istedin. Güzellik yaşadığı için suçlamıyor adam ki. Adam ortadan kayboldu. Sonra devamı gelmedi diye. Ama bak. Bir panik de var. 3 gün önce yaşanmış, adam ortadan kayboldu. Bak hafif bir suçlama da var. Panik yapıyor. Adam gidiyor diyor. Şimdi bir şeyler yaşandı, gidiyor diyor. Bak orada bir korku var. Ben onun altyapısını biliyorum. Bana geliyorlar çünkü bu konularla. Ne oldu diyorum yani, nedir? Yani bir şey yok. Beni aramasını bekledim ertesi gün falan. Şunu söyleyeyim. Lütfen bu kafaya girecekseniz yapmayın bunları. Cinsellikle yaşamayın. Çünkü kendinizi suçluyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Toplumsal bir baskıdan dolayı, tabulardan dolayı. Bir de birçok erkek şu kafadadır yani. Ben cinsellik yaşarım da bu evlendiğim anlamına gelmez. Ertesi gün aramam gerekmez der yani. Çünkü illa kendini bir eş gibi hissetmez bir erkek cinsellikten sonra. Dolayısıyla bunu da bilin, hani hayal kırıklığı yaşamayın. Sen arar mıydın ertesi gün? Valla ben genelde arıyorum ya. Ben arıyorum yani. Peki. Erkek şu cümleleri kurarsa kaçın. Bak şimdi yine benim olaylar, evet. Hangi cümleler bunlar? Eski eşi ve evliliği zaten kötülüyorsa geçmiş olsun. Kötülüyorsa bir insan geçmişiyle ilgili kötülüyorsa zaten seninle ilgili de kötü konuşur. Bir ilişkim var ama bitireceğim, sen bir kenarda bekle. Çok tehlikeli. Evliyim ama boşanacağım. Vallahi çok kötü gidiyor. Eve gidemiyorum. Ayaklarım ters gidiyor. Aslında artık karımı sevmiyorum deyip karısını kötüleyen. Tabii. Bir senedir birlikte olmuyoruz. Olacak iş değil. Ondan sonra sen çok doğru bir kadınsın ama ben ilişkiye hazır değilim. Yalnız adamlar da yaratıcı ha. Neler çıkıyor ya. Böyle bir şey yok. İşte bana biraz zaman ver, kafamı toplayayım ama bu arada da ayrılmayalım. Ayrılmayalım deyip kızı da tutuyor bir kenarda. Bunların hepsi. Yani sen çok iyi bir insansın cümlesinde de şu vardır. Sana karşı bir duygum yok. Çünkü duygusu olan adam sen çok iyi bir insansın demez. Sen hayatımın kadınısın der, sana bayılıyorum der, seni özlüyorum der. Bunları söyler. Yani duygu başka bir şey bak. Ama sen çok iyi bir insansın. Biraz zamana ihtiyacım var. Yani sen benim birçok konuda işime yarıyorsun. Bir kenarda dur ama bir ciddi ilişki de olmaz. Duygum yok anlamında. Sadakatsizler genelde kadınlar mı oluyor, erkekler mi? Bugün her iki tarafı da aynı derecede alkışlayabiliriz. Sadece kadınlar oyunu daha güzel kuralına göre oynuyor anladığım kadarıyla. Erkek biraz daha yüzüne gözüne bulaştırıyor. Erkek komplike bir strateji oluşturamaz erkek. Ne kadar dikkatli olursa olsun biz daha rahat, daha relax, daha kafamıza göre takılan tipleriz biz erkekler. Kadınlar çok detaylı olarak düşünebilir. Dolayısıyla da parmak izi bırakmıyor. Yani. Biraz da bu kadın erkek ilişkilerinde terazi kantarı hep böyle erkekten yana intikam noktasında ya da yara vermek noktasında erkek tarafında ağır bastığı için kadınlar artık intikam almaya mı başladılar erkekleri aldatarak? Kim daha çok intikam almak istiyor dedin, erkekler mi? Ay, kadınlar aldatıla. Ya da ne bileyim işte başına hep ve erkek galip geldi ya pek çok savaşta bu zamana kadar. Anladım. Artık kadınlar ayaklandı ve bu sadakatsizlikle başlayarak intikam almaya mı başladı erkeklerden? Bence onun ilgisi yok. Bence dizilerle ilgisi var. Bence toplumda aldatılma olayı, aldatma vakaları Türkiye'de özellikle de Aşk-ı Memnu dizisinden sonra arttı. Çok öyle. Bu istatistiklerle zaten ortaya çıkmış bir şey. Bunun verileri var. Yani Türkiye'de diziler 90'lı yıllarda, işte biz bebeydik o zaman, Süper Baba vardı. Hı. İşte güzel diziler var. Aile dizileri derler ya. Hı. Mahalle dizileri, sıcak diziler vardı. Ama Aşk-ı Memnu çok şey değiştirdi. Gökay, şuna inanabiliyor musun? Bugün hala çok izleniyor. Dizi bitti, tekrarı var, yine izleniyor. Ve o diziden sonra da senaryolar iyice aile içi olaylar, aldatmalar, bunlarla dönmeye başladı. Toplum da buna alıştı. Ne yaptı yani? Bihter Adnan'ı aldatıyor, ben de aldatabilirim mi diyorlar? Toplum sıradanlaştırırsa, toplum herhangi bir olayı, zaten bu oluyor, herkes yapıyor, kafasına gelirse bunu uygular. Toplum böyledir, toplum psikolojisi böyledir. Bütün dünyada böyle. Vay arkadaş, bu kadar demek ki şey diyorsun ha? Tabii ki. Amerika'da mesela silah kullanımının o kadar artmasının sebebi bütün dizilerin, bütün reality show'ların silah içermesi. Toplum sıradanlaştırdığı için Amerika hala silahla uğraşıyor, mücadele ediyor. Eğer toplum, diziler, topluma yansıtılan olaylar, aldatmayı ya da şunu ya da kırmızıyı ya da beyazı ya da bir şeyi sıradanlaştırırsa toplum der ki bunu herkes yapıyor. Bak televizyonda da var, ben de yaparım. Aşkın ömrü var mı Adil? Aşkın ömrü, aşk bir geçici görme kusuru. Aşk bir süre kendini kaybetmek. Hayal gücünün, yani özellikle beynimizde limbik sistem dediğimiz gerçeğin dışındaki o diğer fantezi dünyamızın aktif olduğu bir ömrü var. Bir sene maksimum. Aşk
Bir süre sonra biter çünkü gerçeği görmeye başlarsın. Birlikte olduğun insanın gerçekte kim olduğunu görürsün yani bir sene sonra maksimum. Aşk bir görme kusuru dedi. hafta sonu Kıbrıs'a gittik Ece Gürsel'le. Onunla bizim böyle iki günlük kaçamak tatillerimiz çok meşhurdur. Çok iyi tatil arkadaşıyız. Hmm. Çok severim. Ondan sonra böyle sohbet ediyoruz gece. Birer kadeh bir şey içiyoruz. İkimiz de böyle yalnızlıktan sıkılmışız falan filan. Şey dedi. Aşk için dua etme. Aşk çok kötü bir duygu dedi. Sevgi hisseden. Evet. Ağır. Aşk can yakar dedi. Ağır şeyler yaşamış. Çok derindir bu arada bu konularda. Derindir hakikaten. Bir yaşanmışlık var o sözde. Aha. Sence de dua edilesi, istenilesi olan aşk mı? Yoksa Ece'nin dediği gibi sevgi mi istemeli? Aşk kötü bir duygu mu sende de? Aşk bence dua edilmesi gereken aşk. İnsanın ruhunu dehşet bir şekilde pişiriyor. Evet acı dolu. Ama hayat böyle. Hayat böyle. O acıyı yaşadığın zaman da başka bir insan oluyorsun. Başka bir... Bak ben üniversitede aşık oldum. İtalya'da bir kez aşık oldum. Sonra Türkiye'de aşık oldum. Yani toplam hayatım... Bir erkek bir kez aşık olur yalan. Ben çok ayran gönüllü de değilim yani. Adam senin ama çok çalkalayan olmuş. Ben çalkalandım yani. 3-4 defa aşık oldum. Ama ben çok hepsinde... Neydi? Şey... Gönlü ayran olanın çalkalayanı çok olur diye. Çalkaladılar. Ama hepsi bir deneyim. Yandık yani. Bir ateşten geçtik. Ateşten geçmeden olmuyor. Ben aşık hani aynı bu cümleleri erkek değil de kadın kursa karşımda toplumun ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Ama toplumun ne nasıl bir sıfat yakıştıracağını. Toplumun ne diyeceğini sürekli düşünerek yaşarsan kendin olamazsın. Yeryüzüne gelme amacın kendin olmak. Her şeyden bağımsız olarak kendin olmak. Ve daha önemli bir şey söyleyeyim mi sana? İnsanı insan yapan ne biliyor musun? Herkesin garip gördüğü özellikleri. Herkes sana bir konuda bu konu çok garip diyorsa sen normların dışında ve kendin olmuşsun. Ne güzel. Ne kadar güzel bir şey. Yani ben hep çerçevelerin dışında düşünmeyi severim ve onun için ben kimseyi yargılamıyorum. Bana niye geliyor insanlar biliyor musun? Hocam sende yargılama özelliği yok. Biz şunu yaşadık yargılamazsın. Haddime haşa. Ne yargılaması? Her şey insan için. İnsanın başına her şey gelebilir. Erkek kapını çalıyor mu erkekler? Çok. Yani genelde ilişkiyi derleyip toplamak, düzeltmeye çalışmak, uçurumun kenarından döndürmeye çalışmak falan hep böyle kadının üzerine yükleniyor ya. Evet. Erkek ilişkisinin üzerine bu kadar eğilip Adil Yıldırım ve Türevi arkadaşlardan destek alacak kadar ehemmiyet gösteriyor mu? Bir erkek aşık olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yardım için gelir kapıma gelir. Yani. Abi beni kurtar çok fena durumdayım diye. Bir erkek aşık olsun. Evet, kurtulmak ister ama. Hayır yoluna koymak ister. Ben bu kıza karşı neyi yanlış yapıyorum duygusuna girer. Ve ben son bir senedir çok yoğun çalışıyorum. Nasıl dünya değişiyor? Gençler başka bir kafada diyoruz. Hatta bugün genç 20 yaşındaki kızlar hocam evlilik istemiyorum diyorsa bence erkeklerin ilişki için verdiği mücadele artacak. Daha da çok sayıda erkek gelecek. Çünkü kızlar daha rahat yaşamak istiyor artık. Erkek de bir kadını sevdiği zaman onunla hayatını birleştirmek istiyor. Ada evlilik olsun, birlikte yaşama olsun. Son bir senedir bana gelen erkeklerin sayısı çok arttı. Daha da yükseliş grafiğinde yani. Adam diyor ki çok seviyorum, çok aşığım. Nerede yanlış yaptım? Niye kızı mutlu edemiyorum diyor. Kızlar daha özgürlükçü oldu. Erkekler daha böyle bağlanayım, ailemi kurayım diyen erkek daha çok şu anda. Bak tamamen roller değişiyor. Oyunun bütün şekli değişiyor. Yaş farkına takık mısın sen de kadın erkek arasında hiç ya da değil. Erkekle kadın arasında? Ya 30 yaş fark olmasın tabii. Ya 30 yaş farka takığım evet yanlış bir şey bence. Çünkü uyumlu değil o ilişki. 30 yaş fark. Bence ideali maksimum 15'tir. 15'tir. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim sana. 50 yaşına geldiğin zaman benim yani. Benim hayatımda Gökay ilişkilerim hep benden büyük yaşta kadınlarla oldu yani. Niye? Yani ben genelde öyle oldu yani 2 yaş büyük, 3 yaş büyük, 1 yaş büyük ya da yaşıtım. Yani ben mesela kendimden 10-15 yaşın küçük kızlarla hiç ilişkim olmadı benim. Ben bugün 41 yaşındayım. Mesela 20'li yaşlarda bir sevgilim olmadı benim yani uzun zamandır olmadı. Olgun kadın sevdiğim. Olgun kadın seviyorum. Beni anlayacak kişi benim için önemli. Ben mesela bir ilişkide anlaşılmaya önem veririm. Ama bir başkası başka bir şeye önem verir. Ama sapyoseksüel açıdan söylüyorsun. Yani zihinlerin uyuşması anlamında söylüyorsun. Benim için önemli olan o. Benim için önemli olan o. Olgun olacak ve hayatı biraz bilen, fevri olmayan. Çünkü bir kadının olgunlaşması artık fevri olmaması anlamına geliyor. Fevri, ani, duygusal tepkiler insanı yorar. Pekala. Adil çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
İlk defa bu kadar derin bir sohbet ettik seninle. Evet. Gönlünü yüreğini açtığın için de sonsuz teşekkürler. İyi ki geldin. Harikasın. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine yeniden çok özel bir konukla karşınızda olmak ümidiyle sevgiler. Hoşçakalın.